Buna göre aşağıdakilerden hangisi kişisel yaşamı konu edinen metinler kapsamında yer almaz? Kişinin yaşadığı olayları, karşılaştığı durumları konu alan metinler kişisel yaşamı konu edinen metinlerdir. Günlük bunlardan bir tanesi kişinin yaşamını ele alır. Biyografi, mektup, anı fakat makale arkadaşlar bilgi vermek maksatlı yazılan metinlerdir. Bu yüzden cevabımız denizli şıkkı olur. Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bir olayı anlatmak, bir anıyı paylaşmak, bir kişiyi tanıtmak, bir düşünceyi benimsetmek, bir eseri değerlendirmek. Gelir seviyesi oldukça iyi aile ortamında mutlu bir çocukluk hayatı yaşayan Said Faik, disipline sığmayan mizacı biraz da şartların zorlaması yüzünden düzenli bir öğretim göremedi. Yabancı dille eğitim veren özel bir okul olan rehberi terakkiden mezun olduktan sonra Adapazarı idadesinde kaydoldu. Ancak Araya giren harp ve işgal yılları bu öğrenimini aksattı. Savaştan sonra babasının ticari faaliyeti için ailenin İstanbul'a gitmesi üzerine 1924 o da bir süre İstanbul Lisesi'nde öğrenci oldu. Bu defa da aldığı bir disiplin cezası ile mecburen Bursa Lisesi'ne nakledildi. 1925'te 1928'de bu liseden mezun oldu diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ne yaptı bize? Sait Faik ile ilgili bilgi verdi kısacası. Onu tanıttı, eğitimiyle ilgili bilgi verdi. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Bu örnekten hareketle mektup türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Üstad, çoktan beri ziyaretinize gelmek istiyorum. Ancak ben sizden çok uzakta oturuyorum. Çatalca'da kimsesiz çocuklar için kurduğum vakıfta yaşamaktayım. Yine de bir gün ziyaretinize geleceğim. Yolunuz düşerse bir gün sizi vakıfta misafir etmekten şeref duyarım. Neslihan Hanım Efendi'ye lütfen saygılarımı bildiriniz her zaman dostlukla. Şimdi arkadaşlar baktığımızda bir hitap sözüyle başladı üstad diye. Giriş bölümünde mektubun yazılış amacı belirtildi. Kesinlikle öyle. Şurada ziyaret etme amacıyla yazmış. Bunlar doğru. Sağ üst kısımda mektubun yazıldığı tarih ve yer. Gördüğünüz gibi İstanbul 5 Aralık 1980. Bu da doğru. Mektubun etkisinin artması için sanatlı ve samimi bir dil kullanılır. Sanatlı dil kullanılmaz arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden Denizli. Sonunda selam ve iyi dilekler iletilir. Gördüğünüz gibi her zaman dostlukla dedi. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Denizli şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur. Bir yazarın başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlemlerine dayanarak anlattığı yazı Kesinlikle anıdır dolayısıyla Adana şıkkı doğru. Bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü kendisini yazıp anlattığı yapıtlara otobiyografi denir doğru. Bir kişinin olay ve insanlarla ilgili duygu ve düşüncelerini saptamalarını içeren ve günü gününe yazılan notlardan oluşan yazılara gezi yazısı denir diyor arkadaşlar. Hayır yanlış günü gününe dediği için biz buna günlük ya da günce diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Ünlü kişilerin yaşamlarını, yapıtlarını, yaşadıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve kitaplara verilen ad biyografi. Doğru arkadaşlar bu da. Kişi ya da kurumların haberleşme amacıyla uzaktaki kişi ya da kurumlara gönderdiği yazıların adıdır. Mektup bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Bu parçada gezi yazılarının aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi görülmez? açıklayıcı betimlemelere başvurulması, gözlem ve görselliğin öne çıkarılması, dilin göndergesel işlevinde kullanılması yani arkadaşlar bilgi veren işlevi göndergesel işlevidir. Gezilen yerin doğa özelliklerinin anlatılması, anlatılan yerin kültürel değerlerinin tanıtılması bakıyoruz. Adil Cevaz Kalesi Azerbaycan Şahlarından İran Şahı Taceddin Alişan tarafından yaptırılmıştır. Bir kere bu benim için bir bilgi değil mi? Yani dilin göndergesel işlevde kullanıldığını birinci cümleden anlıyorsunuz. Kalenin e, ilk hakimi Zal Kale Van Gölü kenarında göğe yükselmiş bir kaya üzerinde yontulmuş taş ile yapılmış sağlam bir yapıdır. En büyük yerine yarım saatte çıkılır. Doğu ve güneyini çevreleyen Van Gölü küçük bir haliç gibi görünür. Sabah kuşluk vakti olmayınca mavi bulut arasından kalenin tepesi görünmez. Arkadaşlar açıklama yapmış. Bunun yanında da betimlemelere yer vermiş. Bu yüzden Adana şıkkını da eliyoruz. E, betimlemeler olduğu için görsellik ve gözlemin de olduğunu görüyorsunuz. Çünkü bize ne yaptı? Gözümüzün önüne getirdi. İşte göğe yükselmiş bir kaya, yontulmuş taş ile yapılan sağlam yapı. Evet bu yüzden Bursa şıkkını da eleyebiliriz. Devam ediyoruz. Evet Doğu ve güneyini çevreleyen Van Gölü küçük bir haliç gibi görünür. Sabah kuşluk vakti olmayınca mavi bulut arasından kalenin tepesi görünmez. İç kalesinin etrafında hendek yoktur. Hendek açmak da mümkün değildir. Zira çepeçevre etrafı şahin yuvalı yalçın kayalardır ki bir tırnak eriştirecek yeri yoktur. 38 adet metin kulesi vardır diyor arkadaşlar. Gizlen yerin doğa güzelliklerini de anlatmış gördüğünüz gibi. Anlatılan yerin kültürel değerlerinin tanıtılması yok. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı olacak. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine ait özellikler taşımaktadır? Bir aralık konu İstiklal Savaşı'na geldi. Dikkat ettim. Binbaşılar dahil her komutan kendi birliğe komuta ettiğini, nerede bulunduğunu bir gün önce olmuş gibi hatırlıyordum. O savaş ki araç gereç, personel kıtlığı bugün güç anlaşılır. Tümenlere binbaşılar kol ordular, yarbaylar komuta ediyordu. Fakat bu kadro canını dişine takmış bir ekipti. Var olmak ya da olmamak bu savaşın sonucuna bağlıydı ve hepimiz de bunun farkındaydık diyor arkadaşlar. Bir anısını anlattı yani konuşurken diyor konu İstiklal Savaşı'na geldi. Günlük günlük olayları anlatır. Sohbet karşısında bir varmış gibi yazarın sohbet etmesi, biyografi tanınmış bir kişinin hayatını anlatması, gezi yazısı zaten gezdiğimiz yerlerin anlatılması cevabımız A. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Berat kandili geçince evde Ramazan hazırlığına başlanırdı. İki hafta süren bu hazırlık esnasında evler baştan başa yıkanır. Günlerce tahta gıcırtıları İstanbul şehrine sokaklarından kanılar geçen bir Anadolu kasabası ahengi verirdi. Asıl ehemmiyet verilen yer mutfak ve kilerdi. 12 ayın sultanı unvanı ile anılan Ramazan her şeyden evvel boğaz ve mide ile alakadardı. Bu ayda israf denilebilecek bir bolluk hüküm sürer. İstanbul en nefis yemeklerin her merhaba diyene sunulduğu muazzam bir imarethaneye dönerdi. Büyük konakların iftar sofralarında yer almak için tanıdık olmaya lüzum yoktu arkadaşlar. Geçmiş bir anısını anlattı Ramazan'a ile ilgili. Bu yüzden cevabımız beş şıkkı. Biyografi bir kişinin hayatını anlatmak. Mektup zaten iki kişi arasındaki karşılıklı mektuplaşma, mesajlaşma. Sohbet karşısında biri varmış gibi yazarın bir şeyleri anlatması, sohbet havasında geçmesi, günlükte zaten günlük olayların e, günü gününe anlatılması bu da değil arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Bu sözleri söyleyen bir yazarın özellikle aşağıdaki türlerin hangisinde yazdığı söylenebilir? Beni üzen olayları, sevinçlerimi, beklentilerimi daha sonra unutmak istemedim. Hayal ettiklerimin ne kadarına ulaşabildiğimi, duygu ve düşüncelerimde yaşadığım değişiklikleri hatırlayıp kendim iyi tanımak istedim. İşte bunun içindir ki bana özel olan, kimseyle paylaşmadığım bu yazıları çocukluğumdan beri yazıyorum, hala yazıyorum. Çocukluğumdan beri yazıyorum. O zaman arkadaşlar biz bunun bir günlük olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B. Ana olabilmesi için üzerinden zaman geçmesi gerekiyordu. Mektup değil, gezi yazısı zaten değil. Otobiyografi ise kişinin kendi hayatını anlatmasıydı. Bu da değil. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi biyografiden alınmış olabilir? Biyografi başkasının hayatını anlatan yazılardır. Yaşar Kemal küçük yaşlarda halk edebiyatına ilgi duydu. Saz çalmaya, türkü söylemeye, destanlar anlatmaya başladı. Yaşar Kemal'i anlattı, bir başkasını anlattı. Bu yüzden bu bir biyografi olabilir. Cevabımız A. Nurullah Ataç ilk zamanlar yardımda bulundu. Fakat Biliyorum günün birinde bıkacak, beni yalnız bırakacaktır. Burada arkadaşlar Nurullah Ataç'ın doğumu ya da eserleri, sanatı, hayatı anlatılmadı. Bu yüzden bunu eliyoruz. 1929 yılı Eğitim Bakanı Cemal Hüsnü Bey'den bir mektup aldım. Beni Ankara'ya çağırıyordu. Artık diyordum bu sefer başaracağım. Bu bir anı ya da mektup gibi bir şey olabilir. Bu da biyografi değil. Bunu da eledik. Genç yönetmenin son filmini büyük bir merak ve heyecanla izledim. Sahneler seyircinin nefesini kesiyor ama film gereğinden çok fazla uzun diyor arkadaşlar. Bunu da eleyebiliriz. Bu da bir biyografi değil. Bir zamanlar arkadaşım Sait Faik yazdığı güzel bir yazıda çiçeklere bakarak toprağın altındaki bu harikulade aleme şaşak alıyor diyor arkadaşlar. Bu da bir biyografiden alınmadı. Cevabımız Adana Şıkkı olur. Yukarıda birinci grupta verilen türlerden hangisi ikinci gruptaki kavramlardan herhangi birisiyle ilişkilendirilemez diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz biyografi biliyorsunuz ki tercüme hal anlamına da geliyor. Gezi yazısı sehatname, mektup, münşeat, günlük, ruzname, dışarıda kalan ana oldu arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu parçaların ortak özelliği olamaz? Dadım Zeynep ben doğduğum zaman aileye alınmış Arnavut kızıydı. Hemen hemen onun elinde büyümüştüm. Adeta ailemizden olmuştu. 5 yaşındaydım. Bir gün evde çalgılar, davetler, bir kalabalık peyda oluverdi. Mer Zeynep'in nikahı kıyılıyormuş. Dadımdan koparılıp ayrılamayacağımı bildikleri için benden haberi saklamışlardı. Bu nagihani ansın yapılan eğlence ortasında bir şey anlamadım. Evet. 8, 11, 1917. Üçte kendimi evden dışarı attım. Dayanılmaz bir kalabalık arasında Üsküdar'a eriştim. Şehzade Abdülmecit Efendi'ye hafta içinde takdim ettiğim arzaya karşılık taraflarından iskelede bir A bekliyordu. Arabayla Çanlıca'ya çıktık. Vasta yokluğundan epey zamandan beri ziyaretlerine bulunamamıştım. İltifatlarına mazhar oldum. Gerek yemek esnasında gerekse salonda gece yarısına kadar pek hoş vakit geçti diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ikisinde de bir hikaye var. Yani bize bir hikaye anlattı. Bu yüzden de öyküleyici anlatım olduğunu söyleyebiliriz. Dil göndergesel işlevde kullanıldı diyor. Tabii ki direkt bize... Bunu aktardıkları için dilin göndergesel işlevde kullanıldığını da söyleyebiliriz. Kurmaca'ya yer verilmemesi. Kurmaca da yok arkadaşlar. Kurmaca olsaydı zaten e, dil ne olurdu? Şiirsel ya da sanatsal işleviyle kullanılırdı. Olayları olduğu gibi anlattığı için gerçekçi bir bakış açısıyla verdi. Bu yüzden Denizli Şıkkı da doğru. Sade, açık, anlaşılır, içten bir dil kullanılması. Kesinlikle bu da doğru arkadaşlar. Olayın kısa bir süre geçtikten sonra kaleme alınması. Kesinlikle. Bunun için diyemeyiz arkadaşlar. Her ikisi için de bu geçerli değildir. Bu yüzden cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden kesinlikle alınmış olamaz? Bu Roma'ya üçüncü gelişim. Ama Roma orada doğup orada büyüyenler için bile bitmez. Her heykel, her tablo, her anıt seyredene her görünüşünde güzelliğin yeni sırrını açacaktır. Roma'da heykel vatandaş olmuştur adeta. O müzede değil bizim gibi sokaklarda dolaşır, meydanlarda gezinir, parklarda dinlenir. Sabahleyin ağzından sular dökülen aslanları seyrederdi. Done'ye gittim. Burası büyük otellerin, şık mağazaların ve camlarından hare hare sulara kan çiçekçilerin sıralandığı büyük bir cadde üstünde Via Veneto'da bir kahvedir. Ama Mehmet Akif'in mahalle kahvesi değil bir temizlik ve zarafet sergisi. Kaldırım üstündeki masalardan birine oturdum. Garson ısmarladığım portakal suyunu getirdi diyor arkadaşlar. Bu bir gezi yazısı olabilir çünkü gezdiği bir yeri anlatıyor. Anısını anlatıyor olabilir. Bir gün yaşadığı şeyleri anlatıyor olabilir arkadaşlar. Başkasına yazdığı mektupta bu ayrıntılara yer vermiş olabilir ama bu bir makale olamaz çünkü makale biraz daha bilimsel metinlerin anlatıldığı türdür. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olur.